Rügündeş Kuşadası Davutlar Festivali'nde sahne alacaktı. Havai fişeklerle birlikte muhteşem konser başladı. İnsanlar Ebru'yu öpebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Bir dans yarışması başlamış artık. Ebru Gündeş elinde kağıt kalem puanlamayı. Bu sırada sahnenin üzerinde havai fişekler patlıyor. Ebru Gündeş korkmuş. Havai fişekler süresince Ebru Gündeş korkusundan şarkıyı hızlı hızlı söylüyor. Konserin sonlarına doğru ise kuş arasında olaylar çıkmış. Konser sonrasında Ebru Gündeş yaşanan kargaşayı esprili bir şekilde dile getiriyor. Bir kere kavga çıktı kardeşim topu topu. Ne olmuş yani çıktıysa bizim için de kavga çıktı. Allah Allah. Ne olmuş? İyi olmuş. Ebru Gündeş'in bütün sevimliliği üzerindeydi. Son günlerin beğenilen reklamına takmıştık. Tık 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 ey günler. Tık 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 ey günler. Tak 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 ey günler. Ardından sözü Fenerbahçe'ye getirdi. Su Kemalettin oyundan atmamışlar aynen. Yani problem çıkarmamışlar belki. Sonra söz... Fenerbahçe alacak tabii ki inşallah. Peki acaba maça gidecek? Peki Fenerbahçe Antalya Spor maçına gitmiştim. O da geçen sene uğursuz mu geldik ne yaptık? Gittik yenildik biliyorsun ki Fenerbahçe yenildi. Ben gelmeyeyim abi. Ben uğursuzum. Fenerbahçe yenilir belli. Yok canım benimle ne alakası var? Oynarlarsa yenilmezler. Oynamazlarsa yenilirler. Ve son olarak Ebru Gündeş... Bakın nasıl bir tavsiyede bulun. Üç kulübü Allah'a bir elham okuyup öyle çıksınlar sahaya.